Sevgili seyirciler, 2002 yılında kurulan 3200 üyeyle şu anda hizmet veren İstanbul Sanayici ve İş Adamlar Derneği artık kabına sığmıyor. İstanbul'daki sanayicilere çok rahat bir ortamda üretim yapmaları için Çerkezköy, Kapaklı'da, Kırklareli, Çakırlı'da sanayi bölgeleri ve OSEB'ler kurmanın yanı sıra artık son dönemlerde ülkemizde biliyorsun ekonomik bir daralma var. Ama Arap ülkelerine genelde Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar mal satıyor. Dolayısıyla İktisiyat burada bir yeni yol, bir yol haritası çizmiş ve Türk mallarının şeyde milli üretimde bizim sanayicilerin ürettiği milli ve yerli üretim ürünleri Arap ülkelerine nasıl satacağız diye yola çıkmış ve Afrika çıkarması yapmıştı. Afrika çıkarması sonrasında Türkiye'ye dönen İSİAD'ın genel başkanı Sayın Cemal Çoban'la beraberiz. Şu anda Afrika çıkarmasıyla alakalı biz soracağız, kendisi cevaplandıracağız. Türk ürünleri orada satılıyor mu? Markalarımız değeri nedir? Oraya kadar ulaşmış mıyız? Niye mesela Avrupa Birliği'ndeki bütün ülkeler ulaşmış, biz ulaşamamışız? Dolayısıyla bu eksikliği kapatmak için yoğun bir mücadele vermiştir. Biz soracağız, kendisi cevaplandırırız. Efendim, Türkiye hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Özellikle Fas Ticaret Odası'nın daveti olarak Fas'a evet, gittiniz ama efendim, hızlı bir şekilde oradaki görüşmelerinizi son krala kadar gittiniz. Kral sizi davet etti. Dolayısıyla da onlar da bir Türk yatırımcıya ihtiyacı vardır. Onlar da Türklerden mal almak istiyor. Türk ürünlerini almak istiyor ama şimdiye kadar satamamışız. Zannediyorsam İSİAD aracıyla bundan sonra satacağız. Evet. Bize kısaca ziyaretten bahseder misiniz? İlk önce İSİAD TV izleyicimize buradan selamlarımı iletiyorum. Özellikle üyelerimize ve Türkiye'mize. Özellikle siz değerli başkanımıza. Değerli başkanım, şimdi şöyle izah edeyim. Biz aslında bizler Afrika'dan kopuk bir ülke değiliz. Yani biz de aslında tarihi mirasa bakarsak 1400'lerle Merci Batık Savaşı'ndan sonra özellikle biz Yavuz Sultan Selim döneminde özellikle biz o bölgeye hamle yapıp 450 seneye yakın Mısır, Tunus, Cezayir, işte Uganda, Nijerya bu bölgelerde aslında bizim bölgelerde gerçek bir yatırımlarımız varmış. Ama biz tabii ne yapmışız? Koruma amaçlı gitmişiz. O dönem emperyalistler tarafından işgal edilen ülkelere onları koruma amaçlı, onlara yardım amaçlı gitmişiz. Ne yapmışız? Türkiye'de üretmişiz, onlara vermişiz. O bölgeler çok kaynağı ve zemini olan, maden yatakları olan bölge olduktan sonra maalesef 1870'lerden sonra Fransa, işte biliyorsunuz ki Napolyon Bonaparte'ın özellikle o güçlü dönemlerinde, maalesef Osmanlı'nın zayıflık dönemlerinde o ülkeler hep emperyalist güçler tarafından işgal edilmiş durumda. Yani ben şunu izah edeyim. Bir kere daha sonra tabii 1900'lerde rahmetli Atatürk'ün döneminde Trablusgarp biliyorsunuz ki döneminde Atatürk'ümüz orada vazife yaptığı dönemlerde o dönemleri toparlayamamışız maalesef. Emperyalist güçler, işte dış güçler tarafından o zaman sanayiden geri kalmışız. Osmanlı biliyorsunuz sanayi devrimi yapamadı biliyorsunuz o dönemlerde. Hep savaş ve İniçeri umuduyla gittik. Tabii şimdi teknoloji ilerledikçe maalesef işte insan gücü de emeği de maalesef aşağı çekiliyor. Adam bir silah yapıyor, 300 kilometreden birini vuruyor. Biz eskiden at üstünde kılıçla savaşıyorduk ama o dönem bitti maalesef. Ama ben şunu anladım, ben özellikle söyleyeyim size, şimdi birinci sorunuzda Fas'a gittiniz diye. Şimdi Fas biliyorsunuz bir krallık ülke. Endülüs döneminde, Endülüs biliyorsunuz 450 sene İslam bir coğrafyasına kalmış. Ve Tarık bin Ziyad diye bir adam, gerçekten rahmetle anıyorum. Fas'ın ilk kurucusu, oradaki Endülüs'ü kuran bir lider bu. O dönemde İspanya'yı fethedip, İspanya 450 sene yakın, 4 sene bir himaye altında Emevi Devleti'ni kuran bir lider bu. Daha sonra tabi bu iç savaşlardan, kavgadan sonra maalesef Fas oradan ayrılıyor. Endülüs'ten gelen milletler Berberi diye, aslında onların bir aşiretleri var, Berberi diye geçerler. Aslında bizdeki Bektaşi mantığı olanlar, yani aslında Berberler, Bektaşiler kendileri. Onlar o Fas'ı kuruyorlar. İşte Fas tabi kuruluşları 1737, ben tarihini araştırdım. 1737 ile 1940'a kadar, özür dilerim, o 31'e kadar Fas aslında kralmış. Maalesef Fransa o dönemlerde Macarlar sokarak Fas'ı işgal ediyor. 40 sene boyunca Faslara zulmediyor. Özellikle Fasların dillerini elinden alıyor, Fransızca üretiyor, kendi kültürünü koyuyor, hiçbir Faslı'ya emek vermiyor, kaynaklarını sömürüyor. Kral da Fransa'ya kaçıyor. Daha sonra da
oranın bir mücahidi var. Özellikle Ömer Muhtar gibi, Libya kralı gibi savaşarak kalıp kendi özgürlüğünü alıyor. Özgürlüğünü aldıktan sonra gerçekten Fas şu andaki kralını çok seviyor. Yani kral aslında diktatör değil. Başbakanlık sistemi var. Kral sadece bir sembol ama devletin sahibi. Ama ülkeye sevdalı bir adam bu şekilde. Biz tabii bunlara giderken özellikle Türkiye Cumhuriyeti ülkemizdeki Fas konsolosluğu, yani Fas'ın Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu derneğimize, ziyaretimize geldiğimizde bizi davet ettiler Fas'a. Dediler ki siz istiyat olarak gerçekten çok aktifsiniz. Gerçek üyeleriniz var, KOBİ sınıfınız var, emeğe dayalı çok güzel işler yapıyoruz derken bizi davet ettiler. Biz de bu konuda tabii yönetim kurulu arkadaşlarımız, sizin de katıldığınız yönetim kurulu üyelerimiz arkadaşlarımız bir karar aldık. Fas ticaretinin daveti olarak 50 tane üyemizle oraya yola çıktık. Yola çıkarken de tabii muhatabımız ticaret odası olduğu için biz gittik. Gerçekten orada Fas'taki aynı zamanda istiyatın şubesi var. Biz daha önce biliyorsunuz ben bir önce gitmiştim. Bunun altyapısını yapmıştım. Fas'taki istiyatın şubesini açmıştım, yapmıştım. O Fas istiyat şubesi Said el-Fugui diye, Abdülkadir el-Fugui diye kardeşimiz Fas kralına yakını gerçekten istiyatı çok iyi temsil ediyor. Türkiye'mizi çok iyi temsil ediyor. Onun organizesi münyesinde bunları yapabildik. Efendim Fas Ticaret Odası'na gittik 50 üyemizle. Biz de orada tabii ki bir tür görüşmelerimiz başladı. Gerçekten. Bir baktık tabii piyasaya geldik. Yani tekstil piyasası Fransızların elinde. İnşaat sektörü İspanyolların elinde. Efendim söyleyeyim işte makine sektörü İtalyanların elinde. Yani adamlar bizimle çok farklı fiyatlarla satıyorlar. Bizim fiyatlarımızın haberleri yok. Ben burada bizde çok ucuz değil mi? Çok pahalı. Pahalı. Bizim oradaki o görüşmelerimizle adama şimdi ben mesela sağ olsun burada ilke makine var bizim Ahmet Türk'ü tanırsınız. Onun makinesinin ne koydum? Ya dedi abi dedi bu ne dedi ya? Türkiye bunu üretiyor mu dedi bana dedi. Türkiye'yi böyle Avrupa Birliği'ndeki Siyonistler özellikle FETÖ'cü alçaklar Türkiye'de üretmiyor. Türkiye üreten bir ülke değil. Bunların laf yalan dolan bunlar diyorlar ki üretmişler. Halbuki bilmiyor bizim sanayilerimizi. Bizim ürettiklerimizi tanımıyorlar. Biz silah savunmada ne kadar ilerideyiz, makinede ne kadar ilerideyiz bilmiyor. Ve ben orada özellikle o makine sektörünü yapan kardeşlerimle telefonla birebir görüştüm. Özellikle Arapça bildiğim için onların mekanlarını yaptım. Sayın Başkanım çok güzel bir görüşme oldu. Yani oradaki iş adamları özellikle Türkiye'ye karşı hatta devletimize karşı çok bir sevdalı olduklarını anladılar. Daha sonra da bu sevdalık ve münasebetle kral bizi davet etti sarayına. Türkler gelmişler dedi. Ben burada tabii aynı zamanda Rabat Büyükelçimizi Ahmet Doğan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Özellikle ticaret eşimize, özellikle Fas Rabat. Fas Rabat'ta evet. Sonra Rabat'taki Kraliyet Sarayı'ndan bize teklif geldi. Biz bir kere şeyi bitirdik. Yani ikili görüşlerimiz bitti. Çok güzel anlaşmalar yaptık. İşte efendim inşaat sektörünü iş aldık, tekstil sektörünü iş aldık, matbaa sektörünü iş aldık. Üyeleri arasında tanıştık ve artı onları Türkiye'ye davet ediyoruz inşallah. 4 Aralık'ta biliyorsunuz uluslararası Afrika Zirvesi düzenleyeceğiz. 22'den getireceğiz. Yani ben şaşırdım yani böyle bir şey olduğunu. Maalesef bir de buradan da bir şey itiraf edeyim. Yani Türkiye sanayisi olsun, iş adamı olsun dışarı anlatılmamış. Arap anlatılmamış. Kere. Anlatılmamış efendim. Bu FETÖ diyen zalim, alçak, affedersin. Okullar kurmuş orada. Okullar kurmuş. Sadece onların cebinde paralarını almış. Onların militan yetiştirmiş. Şimdi mesela başbakan da onun oldu. Onun okulda okumuş. Adamın hiç aile, sanayiyle bir alakası yok. Tamamen Siyonist bir örgütmüş. Evet. Biz bunları anlatmaya çalıştık başkanım. Dedi ki bakın FETÖ bir terör örgütüdür. Asla bunlardan iş yapmayın. Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenin. Gelin ülkemize bizimle iş yapın. Ortak olalım. Bakın biz para peşinde değiliz sakın ha. Biz ülkemize yatırım yapın. Biz de sizin ülkenize yatırım yapalım. Karşılıklı yapalım dedik. Devam edeyim Sayın Başkanım eğer izniniz varsa. Daha sonra burada anlaşma yaptıktan sonra sağ olsun Fas Ticaret Odası, Fas Başbakanı, Fas Ticaret Bakanı bizi çok iyi ağırladılar. Daha sonra Rabat'tan gelen teklif bizim Büyükelçimizin önderliğinde Kraliyet Sarayı'nda bizi ağırladılar. Ya kralı bir gördüm. İnan var ya daha odaya girerken boynuma sarıldı. Siz de ne mücahit insanlarsınız dedi ya. Bizi niye yalnız bıraktınız dediler filan bu şekilde konuştular. Ben tabii biraz bu tekstilden dolayı bir sitem ettim kendisine. Dedim ki sayın kralım dedim. Bakın dedim biz dedim buraya tekstil yapıyoruz. Maalesef %25 bir vergi koydunuz. Bunu kaldırmanız lazım. Bu bir siyasi midir bilmiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Fransa Macron'a özellikle buradan işte siz Cezayir'de katliam yaptınız. Siz de yok Ermeniler öldürdünüz dedi. Direktora hemen bunu koydunuz dediler. Bir güldü bana. Dedim ki bunu kaldırmanız lazım. Eğer dost ülkeysek hiçbir zaman yani bizim önümüzü açmanız lazım. Biz sarayciler elimizi taşın altında değil gövdemizi koyarız. O konuda ne dedi kral? O konuda güldü tabii. Onu sonra konuşalım dedi bana. Sarayını aldı. İçeri girdik. Ondan sonra oturdu bizimle böyle bir masada. Çok sağ olsun.
Yani kraliyetin kendisi gördü, sonra müdürlerine bize gönderdi. Bakanlık geldi, Ticaret Bakanı. Oturduk, teklif sundular bize. Dediler ki işte 2020 yılında dedi. Biz dedi, bizim dedi işte şey özellikle söyleyeyim ben. Ege Basım şirketimiz sağ olsun Ramazan Güven kardeşimize 2020 yılının bütün Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları verdi bize. Allah mince razı olsun. $32 milyon. Efendim ondan sonra bir otel inşaatı vardı. Krala ait bir otel inşaatı var. Fransızlar tabii işletmişler. Sonra Fransızlar dolandırmışlar filan. Ona da $25 milyon bir ihalesini aldık. Yani şöyle izah edeyim. Biz pastan $75 milyon başkanım şu anda ön sözleşmeyle Türkiye'ye döndük. Ama nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Türkiye'de üreteceğiz, orada monte edeceğiz. Türkiye'de üreteceğiz, oraya satacağız. Sonra bu işimiz Fas'ta çok güzel oldu. En sonunda da Fas Kralı'nın katıldığı yemeğe katıldık. Çok memnun döndük. Hatta şu anda bir elçimiz, yönetim kurulu arkadaşlarımızın bir İsmail Aktaş şu anda orada bekliyor. Özellikle bu devlet ihalelerindeki bütün evrakları tamamlayacak inşallah. Dönüşünde de İsmail Bey'le de röportaj yaparsınız. Yani şunu anlatmaya çalışayım. Bizi farklı gördüler. Bizim gerçek yatırımcı olduğumuzu, gerçek olduğumuz anda bugüne kadar giden yatırımcılar maalesef devlete soyan tipler gitmişler. Adam diyor ki ben diyor burada diyor Türkler çok iş verdim ama maalesef burada beni dolandırdılar diyor. Fast kralı diyor. Ha. Aracılar, menfaatçiler, fesatlar, bilmem neler filan filan. Bir kere FETÖ'nün düşmanı başkan. FETÖ'ye çok düştü. Asıl Afrika geziniz İstiyat Nijerya İşbirliği Zirvesi'ydi. Doğrudur. Ama ondan sonra sizin işiniz belli olmuyor. Gidiyorsunuz başka gelişmeler, başka ilişkiler kuruyorsunuz. Türkiye'yi tanıtma noktasında Türk ürünlerini, milli yerli ürünleri tanıtma noktasında mücadele veriyorsunuz. Tabii. Biraz Nijerya ve bu zirveden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben hemen elimi alayım. Efendim şöyle izah edeyim. Tabii Nijerya ve İSİAD'da Nijerya İşbirliği Zirvesi bize Nijerya Ticaret Odası'nın bizim web sitemizde özellikle bizim ürünlerimizi, bizim üyelerimizin veri tabanları inceleyerek, özellikle sizlerin de çekim yapmış olduğunuz videoları inceleyerek gerçekten bizim KOBİ sınıfı olduğumuz, KOBİ olduğumuz, üreten bir dernek olduğumuzu fark ederek bizimle işbirliği yapmak istediler. Biz de bu işbirliği zirvesini düzenlemek için önce bir avam proje düzenledik. Özellikle yönetim kurulu kararı aldık sonunda. Ben ve başkan yardımcım, özellikle yönetim kurulu 3 arkadaşımız Nijerya'ya geçtik. Özellikle Fas kesten sonra 50 tane iş adamımızı buradan şeye götürdük. Fas'tan uğurladık. Ondan sonra biz oraya geçtik. Giderken de tabii ki Nijerya bildiğiniz gibi ülke 200 milyon bir ülkeye sahip. Bunun %50'si garip kuraba insan, ekmeğe muhtaç insan. Orada maalesef İngiltere sömürgesi altında. Petrol kaynakları çok, maden kaynakları çok. Ama halk çok fakir. Sanayi gelişmemiş. Her taraf, yani şunu söyleyeyim. Gerçekten acılığa mahkum edilmiş bir ülke. O konuda da sağ olsun yine bizim özellikle Marif Vakfımız, bu FETÖ'den devralan vakıflarımız var bizim orada özellikle. Onlar orada çok işler yapıyor. TİKA'mız çok güzel işler yapıyor. Efendim devletimiz orada hastaneler kurmuş. İşte orada işte vereme karşı, hastalığa karşı oradaki insanları tedavi ediyor. Onları gezdik. Daha sonra da tabii biz bu zirveyi düzenlemek için özellikle bizi davet eden Abuja Ticaret Odası'ndan üyelerle bir araya geldik. Üyeleri bir araya gelirken tabii şimdi orada insanlar seçmek çok zor. Bunların amacı Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Maalesef de biliyorsunuz şimdi Aksaray, Laleli'ye bakarsanız %70 hep siyahi kardeşlerimiz var. Bundan çoğusu da bundan Avrupa'ya kaçıyorlar. Konsolosun bize izah ettiği oy bu. Başkanım dedi bunların dedi çok güzel sahte evraklar yaparlar. Bunlar dedi Türkiye'yi dedi bir geçiş olarak kullanmak isterler. Aman dikkat edelim dedi. Ben de kendi öneri verdim. Dedim ki Sayın Büyükücüğüm tabii bizim amacımız bu ülkeye mülteci getirmek değil. Asla katten ben mülteciyle çok karşı bir insanım. Çünkü zaten 4,5 milyon şu anda Türk Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunlara hem bakımda zorlanıyoruz. Yani ne kovabiliyoruz ne yani gönülden vazgeçiyoruz. Çünkü adamlar mazlum, savaş içinde. Ha bunların ülkesinde böyle bir savaş olmadığı için fark ettik. Ve biz o 150-200 kişi bir Nijerya kişilerine bir araya geldik. Ve şu anda konsolosumuz tarafından kurulan yani konsolosluk ticaret odası ve İSİAD'ın kurmuş olduğu bir konsolosyon var şu anda. İsmail Aktaş arkadaşım şu anda Nijerya'da büyükelçimizin yanında inceliyoruz. Eğer gerçekten bunlar işbirliği yapmak istiyorsa ülkemizde alışveriş yapacak, üyelerle tanışacaksa, bizden mal alacaksa, bizim ortak yapacaksa hay hay tabii ki bunlar otellerini, uçaklarını, efendim söyleyeyim, bütün masraflarını Türkiye tarafından karşılamadan talep ediyoruz. Şu anda iş görüşmemiz devam ediyor şu anda. Ama neticeyi şu anda zannedersem bir hafta sonra kaç kişi geleceğini, kaç kişi gelmeyeceğini haber verecekler bize. Eğer 100 kişi üzerinde gelirseler tabii bu zirveyi gerçekleştirecek. Ha bu zirveyi gerçekleştirecek ne olacak, ne elde edeceğiz? Bir, bizim şu andaki 2800 üyemiz var. Bunlar için içinde
Hemen hemen 1100 tane sanayici üyemiz var. Üretim yapan üyelerimiz var. Tekstil Afrika'ya mal satanlar var. Biz burada bu kardeşlerimizi getirip otelde, Dibla Hilton Oteli'de bunların ikili görüşmelerini sağlayacağız. Hem de burada Nijerya Başbakanımızı davet ettim ben. Nijerya Ticaret Odası'na davet ettim ve Nijerya Ticaret Odası Başkanı dışında bu işlerle bizim gibi Odalar Birliği üyeleri var onlarla ilgili. Seçtiğimiz üyeleri getirip bizim üyelerle karşılıklı konuştuktan sonra inanıyorum ki çok güzel bir şeyler çıkacağını inanıyorum. Yani bunların çünkü gerçekten üretimleri yok. Hep dışarıdan ithal ediyorlar. Yani ben bir mağazaya girdim, bir takım sordum. 450 dolar adam şey satıyor, yani takım satıyor. Ben 50 dolar dediğim zaman uçtu adam. Ya dedi ki ne olur biz yardımcı olun dedi. Yani biz gerekirse yatırım amacı düşünürsek de orada biz özellikle French Racing diyoruz. Yani bu bayrak sistemine girdim dedi. Katılım üyelerle bunu konuştuk. Tabi bu zirve dediğim gibi 4 gün sürecek. 4 gün içinde hem ikili görüşmeler, hem Türkiye tanıtacak, hem İncel biz tanıyacağız. Ondan sonra bunun karşılığında da eğer baktık ki verim var, üye var, şu var, devlet de garanti veriyorsa o zaman sizin de katılacağınız bir heyetle Nijerya'ya gideceğiz. Yani Nijerya olayımız böyle oldu. Çok olumlu geçti. Şu anda da yani bu vize konusunda eğer Türkiye'miz ve Büyükelçimizin inşallah bu konuda tabii ki bizden daha iyi bir Büyükelçimiz bunları iyi tanıyor. Çünkü çok bana şey anlattı Sayın Büyükelçim. İşte okul vasıtasıyla getirenler varmış. İşte evlilik vasıtası getiren insanlar varmış. Ülkemizde çok mülteciler var. Başkanım dedi buraya Türkiye'ye geliyor. Bilet parası çok pahalı. Geliyor burada kaçıyor, kalıyor. Ondan sonra da Türk devleti buna 7500 dolar ödüyor. Ülkesine gönderiyor. Biz asla ve katten bu ülkeye zarar verecek hiçbir şey izin vermeyiz. Ben bizzat Sayın Büyükelçim yanında konuştum. Sayın Büyükelçim bunların evraklarını inceleyin. Bunlar iş adamı değilse sakın bize vermeyin bakın. Sakın ama. Bize tüccarı gönderin. Başımız üstte yeri var. Fabrikamızı da gezdirelim. Onları ağırlayalım. Onlara yardım edelim. Onlarla iş yapalım. Onlarla yani ortak projeler üretelim ama bizim karşımıza böyle mülteci, bilmem neci bilen tipleri gelirse de ben bu ülkeye zarar veririm ama asla izin veremem dedim. Ve şu anda da o çalışmamız devam ediyor ki eğer bu zirvemiz Allah nasip ederse ki seçeceğimiz üyelerimiz karşımıza gelirse yani gerçek çünkü oranın %30'da zenginleri var aynı zamanda. Çünkü sordum ben yani piyasayı da araştırdım yani bizim malımız orada bedava yani bedava. Adam getirmiş İspanya'dan şort satıyor 5, 25 dolara. Ben burada 5 dolar dediğim zaman adam uçuyor adam. Ya diyor neredesiniz bugüne kadar diyor. Ya diyorum ama Mustafa Başkanım bizi bugüne kadar lanet olsun o adi alçak o FETÖ ipneleri yüzünden biz ticaret adamları gidememişiz oralara. Hep gitmişiz FETÖ'cü karşımızda. Hep gitmişiz affedersin it karşımızda. Yani iş adamı elini tutan yokmuş. Yani buradan bir iş adamı gidiyorsa illa FETÖ'cü şerefsiz onu karşılıyormuş. FETÖ'cü sana 5 dolar alıyormuş 25 dolar satıyormuş. Ha. Para kazanıyormuşlar tabii ya. Biz şimdi direkt... Aracı. Ya başkanım şimdi bizim amacımız nedir? Arsayı şimdi aldık 38 liraya. Niye 38'e veriyoruz biz? Enayi miyiz biz? Ama ne diyoruz? Ülke kalkınsın diyoruz. Yatırımcı yapsın diyoruz. Başkanım adam bunu yapmıyor FETÖ'cü bezerek. Bunu alıyor eline. Ben Türkiye'den heyet getirdim diyor. Bizim oradan aldığımız affedersin şortu alçak 5 dolar alıyor 55 dolara Nijerya veriyor. Şimdi ben 5 dolar dediğim zaman Nijerya sarılıyor bana adam ya. Diyor ki abi neredesiniz diyor ya. Biz diyor niye Türkiye'den bu kadar pahalı aldık diyor. Nerede nasıl aldınız diyorum. Ya diyor işte bu FETÖ diyen şerefsiz adamlar işte Tuskom, Muskom bilmem ne. Abi 230 tane dernek kurmuş bu alçaklar. Adamlar Afrika'yı fethetmişler. Ekonomisi sömürmüşler. Devlet başkanlarla işleri var. O zamanki devletimiz yönetenlere de kırıyorum ben. Bunların kokullarını açmışlar. Bunların fabrikalarını açmışlar. Bunlara önem vermişler. Adamın odasına gidiyorum. Affedersin başbakanla resim var Tayyip Erdoğan'la. Oraya gidiyorum. Süleyman Demir'le resim var. Ona gidiyorum. Bilmem şeyle nedir adam Özal'la resim var. Ya senden benden daha iyi tanıyor. Bunlar aracı. Sadece tüccarın elinden mal alıp onlara yaz. 500 lira adamlara satmak. O yüzden de biz dedik ki arkadaşlar biz üyelerimizle sizi bir araya getireceğiz. İnşallah 4 lira alın kardeşim. Ama hem ülkeniz kalkınsın hem de biz kalkalım dedik. Sonuçta kapandık. Kapanış yemeğimizi verdik. Sayın Büyükelçimde uygun görürse efendim söyleyeyim ülkemize fayda getirecek insanları varsa başımızın üstünde yerleri var. Biz her zaman hazırız Sayın Başkanım. Buyurun. Biz burada diyebiliriz artık Türkiye'deki şu anda tekstil. Ya farkımız bu. Başkanım dernek olarak farkımız bu. Biz üyenin verdiği malın üzerine para koymuyoruz. Ticaret yapmıyoruz. Bunu anlatamıyoruz insanlara. Yani biz ticaret adamı değiliz. Biz ticaret adamıyız ama dernek olarak tacirlik yapmıyoruz ki biz. Sadece üyeyle üyeyi bir araya getiriyoruz. Komisyon almıyoruz. Asla. Olur mu ne şey yani? Bizim ne mantığımız var? Dernek. Ya efendim bu dernek 3800 kişinin derneği. Ben bugün başkanım. Yarın başkası başkan. Önemli olan kalıcı olmak burada. Evet. Buyurun başkanım. Efendim Mısır bizim yürek yaramızdır. Evet. İslam ülkesidir ama evet. Hep ajanla Amerika ajanla maalesef, yönetiyor. Maalesef. Türkiye'ye karşı bir şey var.
bir kinleri var. Şimdi ben ürünlerimizi almıyorlar. Oradaki bizim markalarımızı, durumumuzu anlatayım. İzah edeyim. Şimdi Mısır'daki ziyaretimiz şöyle efendim. Şimdi bizim burada dernek üyemiz, 35 tane üyemizin mağduriyeti var. Ben buradan gerçekten rahmetle anıyorum Mürsi'yi. Mursi iyi bir adamdı. Yani Türkiye'ye geldi, Ticaret Odası'nda, Odalar Birliği'nde bizimle çok güzel görüşmeler yaptı. Tabii o da sonuçta ülkesinin kalkınmasını istedi. Mısır dedi, Kahire dedi, ha Kahire ha İstanbul dedi. Çok da güzeldi çünkü Osmanlı toprakları dedi. Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da çok imkanlar verdi. Hatta 7 milyar dolara yakın yardım yaptık oraya biz. Maalesef bize orada iş adamlarımıza 5 milyon metrekare bir arazi tahsis etti. Ama bu araziyi tahsis ederken de ne dedi? Dedi %50 elektriğiniz bizden dedi, işçileriniz dedi, %50'si bizden dedi. İşte biz de amacımız neydi? Orada üretim yapalım, Afrika'ya dağılalım dedik. Hem Mısır kalkınsın hem biz kalkınalım diye yola çıktık biz. Ama tabii ki bu Sisi diyen alçak, onun genelkurmay yardımcısıydı. Biz tabii Sisi'nin böyle bir alçaklık yapacağını hiç aklımıza gelmedi biz. Biz de 35 üyenin içinde, özellikle benim de bir abim var maalesef de. Biz de onun için kurbanıyız. 2 milyon dolar da bizim paramız gitti maalesef. Gittik fabrikalarımızın yerini verdiler. Susi girin, su tuttu. Türk sanayi bölgemizi kurduk. Ettik şudur, budur. Sabah kalktık, itiraz oldu. Bu alçak itiraz olduğu gün geldi Türk sanayisini kapattı. Türk sanayisini kapattı. Bize bayrağımızı indirdi aşağıya. Ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi, bundan sonra tanımıyorum sizi dedi. Ne yapacağız? Hayır dedi, bundan sonra %40 veri göreceksiniz dediler. Ya arkadaş, ben bu ürünü 10 dolara mal ediyorum. 12 dolar satıyorum. Satarken de senin ülkene döviz geliyor. Ben sadece ham maddeyi Türkiye'den getiriyorum. Senin ülkende bir potansiyelim ben. Senin ülkene iş veriyorum. Ağzımızdan kuş yedirdik, adam diyor yok diyor. Bu fabrikalar burada kalacak diyor kardeşim. El koydu fabrikalarımız şu anda. Kapalı. Bütün vardı. Ben de bu konuyu görüşmek için Ticaret Bakanlığı'na gittim. El Samuru diye bir adam var. Seçinin 2 numara adamı. Bizi özellikle başbakanlıkta ağırladı. Ben kendime sunum yaptım. Efendim dedim bakın, sizin dedim Sayın Cumhurbaşkanımız aranız olur veya olmaz. Biz tüccarız. Bakın bizi mağdur etmeyin. Biz ne Erdoğan'a güvendik geldik, ne Sisi'ye güvendik geldik, Mursi'ye güvendik geldik. Bu ülkeye bizim ülke diye gördük geldik. Ya ticaret yapıyoruz. Sonra para getirdik bu ülkeye biz. Ya önümüzü açın. Adam şunu diyor. Asla diyor. Bizim Türkiye ile bağımız olmasa da vizeyle koymuşlar şu anda. Biz diyor uluslararası mahkemeden yapacağız. Size bedava arsa verilmiş diyor. Üstüsü altı bizim, üstü sizin diyor. Alın diyor, sökün diyor malzemeyi götürün diyor. Evet. Ya böyle bir, affedersin, diyor ki sökün götürün diyor. Ben oraya buradan nakliye ödemişim, makine götürmüşüm, 400 bin dolar para harcamışım. Bana diyor ki üstünü sök, geri götür diyor. Şimdi bu, ben burada, dünyanın karşısında, bu alçak sesi, Türkiye düşmanı, İsrail ajanı bir adamdır bu adam. Bunu bilelim bir kere birincisi. Ama inanıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı bu şeyi koyacaktır. 350 tane mağdur kardeşimiz mağdur gelecektir. Ama Sisi de bugün yarın suyu ısınmış durumda. Ben oradayken de tahil meydan adam doluydu. Zam üstüne zam yapıyor, millete zulmediyor. Ama bugün yarın da inşallah o alçak defolur gider. Mısır'la biz de kardeş oluruz. İnanıyorum Mısır büyük pazar. Bakın evet. Ben burada sesleniyorum. Mısır bizim için büyük pazar. Başkan. Evet. Türkleri çok seviyor. İnan halkı var ya. Ya kurban olayım ya. Halkı cam diyor Türklere. Babası Trabzonlu. Öbürün babası bilmem İspanyol. Merzifonlu. Adamlar ya tam bizim biliyorsun 450 sene yemeğimizde kalmış. Mehmet Ali Paşa'mız var. Faruk bilmem neyimiz var. İlan bilen. O yüzden de ben Mısır'dan maalesef eli boş döndüm. Yani dönmemin sebebi de şöyle oldu. Girişimlerimi yaptım. Ama biz Sisi'nin emrindeyiz diyorlar. Orada bir askeri darbe var. Bir askeri konsey var. Bizi muhatap almıyor. Hatta bırakın onu. Şeye girerken bile Türk bayrağı rozetimi çıkarmak istediler orada. Senin dedim kralım onu çıkaramaz dedim. Dedi ki burası Mısır dedi. Takamazsın onu dediler bana dediler. Özellikle havalimanındaki bir amir. Dedim ki onun üzerinde kan yazıyor. Benim dedim canım alacaksınız. Önce kanımı dökeceksiniz öylece alacaksınız. Alamazsın dedim burada. Onda müdahale ettim. Hatta orada bir Mısır'da Türkiye'de okuyan bir çocuk vardı. Geldi bana sarıldı. Başkanım dedi ne olur bunlara karşı gelme. Bunlar dedi burası dedi karanlık bir ülke. Başınızda iş alırsınız dediler. Ben dedim o rozeti çıkarmam. Oraya duracak bu dedim ben. Falan dedim. Bu şekilde de ben Mısır'daki yönetimi kınıyorum. Ama devlet başkanıma güveniyorum. Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle o Mısır'ı da fethedeceğiz. Buyurun efendim. Efendim, sorulu bir yolculuktan gelen İSİAD Genel Başkanı Sayın Cemal Çoban'la birlikte Afrika'yı konuştuk, Nijerya'yı konuştuk. Özellikle Fas'taki gelişmeleri konuştuk. Artık 1980'lerde Özal İş adamlarını yurt dışına uçakla götürürken, adamlar uçağa binerken korkmuşlardı. Acaba yurt dışında ne yapacağız diye. Artık Cemal Çoban burada iş adamlarının o korkularını yenmiş.
Özellikle oradaki iş adamlarını getirip burada zirveler yapacak İSİAD. Dolayısıyla bizim gelişmelerimizi bundan sonra İSİAD TV'den siz değerli sanayicilerle, iş adamlarla paylaşacağız. İyi seyirler.